Polise ne diyor? İşte telefonumu kırdı, beni tehdit etti, bana bağırdı bu. İfadesinde bu var. Soruyor darp var mı diyor polis, darp yok diyor. Esra Hanım, bu kendi anlattığını söylüyorum. Şimdi daha iyi anlıyorum. Biz diyor küçükken diyor mahkemelerde büyüdük diyor. Kendisi anlatıyor. Annem diyor babamı devamlı diyor davalar açardı diyor. Tazminat davaları, nafaka davaları. Aynısını bana yapmaya çalışıyorlar şimdi. Ya Berke'nin sana böyle bir şey söylediğini iddia ediyorsun. İddia etmiyorum. Zaten kendisi de yalan söylemez. Aynı. Bir de Hülya Hanım siz de buradasınız. 4 aylık evlilikte nafaka ya da tazminat istenebilir mi? Evden kaçan o, polise veren ben o. Ben şimdi, seni süründüreceğim, ya, ben sana nafaka bağlatacağım. Şöyle ifade edeyim, sizin karşılıklı olarak iddialarınız var. Bizler de sizi ekran karşısında izleyerek işte bir takım olaylara şahidiz. Şimdi ben olayı anlamaya çalışıyorum. Tabii yargıya intikal ettiği zaman kusur Caner kimdedir? Belki var, bir de evlilik birliğinde yaşananlar evet, var. Evet, kusur kimdedir, onu takdir edilecektir. Nafaka da tabii sosyal ekonomik durumunuza bakılarak mahkeme tarafından tedbir nafakasına da hükmedilebilir boşanma ya davası zaman, açıldığı herkes zaman. Herkes evlensin 5 ay boşansın. Tabii şimdi şöyle bir şey var böyle gündemde getirmeye çalışıyorlar. Hani çok kısa süreli evliliklerde evlilik bittikten sonra nafaka devam etmesin yıllar boyunca. Ama bunlar tabii tasarı şeklinde şey yapıyorum. Bu konuda delilleriniz toplanıp mahkeme takdir edecektir. Ama şimdi o kısma ben boşanmadan sonraki sürece geçmiyorum. Evet, yani boşanmaya gelene kadar. Siz hani sorun yaşayıp barışabiliyorsanız sizde neyi görüyorum? Sorun çözme beceriniz var. Bak şeyi de çözmüşsün diye biliyorsun ki ya geçmiş yaşantısında Berke'nin böyle bir yaşantı tarzı var. Onu kendine rol model almış ya da kafasında öyle bir yerleştirmiş olabilir. Bu ayıp bir şey değil. Yani bazı çocukluğumuzda yaşadığımız şeyler bizi evlilik hayatımızda da rol model oluyor. İstesek de istemesek de. Senin hataların şiddet yok diyorsun. Ama şiddet dediğimiz olgunun içerisinde duygusal şiddet de vardır. Aynen. Birine sesini yükseltirseniz ya da onunla aslında şiddet değil, eşinizle hiç konuşmazsanız da bu duygusal şiddettir. Evet. Yani şiddet dediğiniz olgu illa darp değildir. Darptan dolayı kadın uzaklaştırma almaz. İlgisizlikten, bunlar da, sevgisizlikten, evet, fiziksel bunlar özelliklerinin da, sürekli ekonomik atıyorum, şiddet söylenmesi, vardır. Peranın evet, kesilmesi, bunların hepsi bu kapsamda. Ama Esra Hanım çok güzel bir şey. Biz ekranlarında sizi örnek bir çift ilan evet, ettik ve Esra Hanım vesile oldu. Ama ben Esra Hanım'ı takdir ediyorum burada. Çünkü evlendirdiği bir çifti bu halde belki ekran karşısında göstermeyi istemezdi ama gerçek televizyonculuk bu, hayatın, bu. Bir şey söyleyeceğim, bu hayatın gerçeği. Evlilikler. Yani ister, şöyle söyleyeyim, ister Esra Erol olayım, ister kim aklınıza geliyorsa, sizin ünlü ve medyatik olmanız o aileyi sürdürüyor anlamınızı taşımıyor. Aile dediğiniz bambaşka bir şey. O evin içerisine girdiğiniz dakikada ya o iki çift ya birbirine uyum sağlar ya sağlayamaz. Bunun isimle, cisimle, kariyerle, parayla, pulla hiçbir ilişkisi yok maalesef ki. Ama ben şunu bekliyorum. Yani boşanmayı çok sık ağzına evlilik daha evet, hani şu da var bence Hülya Hanım, size. Beni çok üç sık geçirmemek kere, lazım. Hülya Hanım 3 kere evden kaçmış. Arkadaşıma gidiyorum diye evden çıkıyor. Akşam oluyor, eve gelmiyor. Kaçmış, polise vermiş, beni annesine gitmiş. Yukarıya komşuya çıkıyorum diyor. Akşam 9 oluyor. Komşuya diyorum ki ne yapıyor bizimki diyorum. Tartıştığımızın akşamı. Ne yapıyor bizimki diyorum. Aşağıda değil mi diyor. Bize hiç gelmedi diyor. Karakola gitmiş. Bana işte şeyi karıştırıyoruz biz evlilikte bazen. Özellikle bu evlilik genç nasıl, çiftler. Bu evlilik nasıl yürüyebilir yani? Sorumluluklarımız ben var kesin ya kanunun bize verdiği. Istiyorum. Sorumluluklarımızı biraz tiye alıp hep haklarımızı ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Dava açarım, evden uzaklaştırırım. Al işte ya, ben, bana gelen bakın, Esra Hanım eve peki, gidemiyorum ya. Peki sen boşanmak istiyorum diyorsun. Ben ne kesin diyorsun? Gidelim el ele anlaşmalı boşanalım mı? Ya zaten kendisi de boşanmak istiyor Esra Hanım. Boşanmak istemeyen bir kadın 3 kere evden kaçar mı? Demek ki mutsuz etmişim. Ama tekrar barıştığınızı söylüyorsunuz. Esra Hanım uzaklaştırma almışım. Savcının dediği telefon bile açarsan bir 10 günlük cezası var. Daha 15 gün oldu yani. İşte o yüzden de bence Caner... Ben şimdi yani, Berke'yi dinlemeden sizi sürütüyordu evet, asla onun sözünü veriyorum. Sürütüyordu asla Berke ve Caner'i karşı karşıya... Esra Hanım gelsin, anlatsın, konuşsun, ne derse desin kabulüm. Evet. Suçlamalarına da kabulüm. Ben ama kendi de boşanmak sadece ben sizden isteğim. Boşanmak istiyorum. Nasıl oluyorsa bu, prosedürler nasıl işliyorsa. Anlaşmalı boşanmak mı istiyorsun? Anlaşmalı ama kalkıp da onun dediği gibi evi üzerime yapacaksın, bana vereceksin. Zaten borcunu daha ödüyorum. Kredi çekmişim, evi borcunu ödüyorum. Evi de üstüme yapacaksın diyor. Öyle dava yok. Anlaşmalı.
Zaten üç kere evden kaçmış. Ben de ondan hiçbir şey talep etmiyorum. Ben de ona tazminat açma hakkım var. Karşılıklı olarak birbirinize tazminatı, bu mal varlığı ile ilgili talepleriniz olur. Vallahi evlenmek kolay, boşanmak zor. Nasıl olabilir Rüya Hanım ya? 5 ay evlenmiş, 4-3 bir ay kaçmış. Kalkacak o zaman mahkemede, ben onu istiyorum, ben bunu istiyorum. Bir de şey diyor, maaşının diyor 1/4'ünü alacağım, sen göreceksin. Sen neyi alıyorsun ya? Ya maddiyat üzerinden şimdi insanların... Şimdi maddiyat üzerine giderseniz olayın boyutu ve çirkinleşecek. Yaşananları anlatıyorum ama ben. Evet. Tamam, evden gittin, izliyorsundur da gittin. Her şey bitti. Bana karşı olan sevgin de bitti. Ben de seni gerçekten sevmiyorum. İnan seninle yan yana yüzünü görmek istemiyorum. Resimlerine dahi bakmıyorum. Ciddi söylüyorum. Kimse de bizi barıştırmak için çabalamasın. İşte fanlar, işte Instagram'dan mesaj yazacaklar. Ya işte sizi çok yakışıyor. Ben peki? Esra'nım kesinlikle. Kesinlikle Esra'nım. İkinci evden kaçışında 16 gün peşinden koştum. 16 gün. Yemekten içmeden kesildim ya. Evinin önünde yattım ya arkadaşımla ya. Eve gelirler diye, barışırız diye. Mesajlar duruyor. Tam 900, bakın tam 900 TL SMS aşımı yapmışım. Düşünün yani 900 TL'lik SMS atmışım. Hep iyi SMS'ler. Ne olur yapma, geri dön, seni seviyorum, bitirmeyelim. Bak rezil olduk insanlara da. Bir evlilik kolay kurulmuyor Esra Hanım. Ben 36 yaşındayım. 15 senedir bu anı bekliyordum yani ben. Severek evlendim. Caner, hata yaptın. Benim de kusurlarım var dediğin noktalarım var mı? Yani öz eleştiri yapabiliyor musun? Ya kusurlarım var herhalde. Sesimi yükseltmemem lazım. Laf söylememem lazım. Bağırmamam lazım. O telefonu mesela yere fırlatmamam lazım. Ama neden yaptığımı da bir sorsam.